İyi akşamlar. GAP gündemi ekranlarında bir gündem özel programıyla yine sizlerle bir aradayız. Şanlıurfa tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin geçmişiyle insanlığın başkenti olan, insanlığın doğuş noktası olarak da, tarihin sıfır noktası olarak da bildiğimiz Şanlıurfa'da dünyanın en eski üniversitesine de ev sahipliği yapmış bulunuyoruz. Bugünkü Harran Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Tahir Güllüoğlu ile beraber Şanlıurfa'da üniversitemizi konuşacağız. Üniversitemizle birlikte eğitimde başarı sıralamamızı, üniversite ile ilgili son günlerde gündeme gelmiş konuları da program içerisinde hocamıza soracağız. Ben Sayın Rektörümüze öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Malumunuz Harran Üniversitesi son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan haberlerle yer buldu, yer aldı. Bununla ilgili de hocamızın bugünkü nezaketine, davranışına, GAP gündemi stüdyolarına bütün bu konularla ilgili cevap vermek adına buraya kadar geldiği için gösterdiği şeffaflık ve dürüstlükten dolayı da kendisine teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Öncelikle Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve program ortağım İshak Polat, gündem özelde her zaman gerek ekonomide, gerek tarımda, gerek eğitimde beraber kendisiyle beraber programlarımızı sunuyoruz. Bugünkü konuğumuz da Sayın Rektörümüz Tahir Güllüoğlu Profesör Doktor. Kendisine de İshak Bey de özellikle Şanlıurfa'da malumunuz bir dünyada ilk defa Neurotik Kongre yapılıyor ve yaklaşık 4 gündür sabahtan akşama kadar bu kongreyi yakından takip ediyor. Bu konuları da İshak Bey özellikle kendisine iletecek. Program ortamı İshak Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Ben de hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel, özellikle tarım, turizm konusunda, TÜBİTAK konusunda sorulacak çok şeyler var. Kesinlikle. Yani tarihin en eski şehriyiz, tarihin sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bütün insanlığın da buradan başladığını ele alırsak, soracak o kadar çok şey var ki hocamıza, program süresi içerisinde yettiği kadar kendisine sormaya gayret edeceğiz. Sayın hocam, ben önce bir üniversitenin genel profiliyle, Şanlıurfa'mızda Harran Üniversitesi nedir, öğrenci sayımız nedir? Bir üniversitenin bir genel profilini bize bir anlatarak başlarsanız en azından izleyicilerimize daha sonra da canlı yayın içerisinde onlardan gelecek soruları da sizlere iletmiş olacağız. Evet. Şimdi üniversitemiz biz geldiğimizden sonra yani çalışmalardan sonra 5000 öğrenci daha artarak şu anda 31.000 öğrencimiz var. Maşallah. 25.000, 26.000 bandında aldık. Şu anda 31.000. İlk kayıtlar bittiğinde 32.000'di. Mezunlarımızın sayı ettikçe sayımız aşağı iniyor. Şu anda 31.000 öğrenciye sahibiz. İlk geldikten sonra mantığımızı değiştirmek istedik Harran Üniversitesi ile ilgili. Teşekkür ediyorum. Gerçekten dünyanın en eski üniversitesi tarihini alarak gündeme oturduk. Yani YÖK toplantılarında olsun, gittiğimiz toplantılarda olsun, bizim logomuzu görenler bir şaşırıyorlar. Şaşırdıkları için de gündem olmaya başladık. Harran Üniversitesi işte hocam gerçekten 744 müsünüz? Şöyle misiniz, böyle misiniz diyerek bir 5 dakika bunun sohbetini yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir katma değer. Ve hatta bir tanesi hocam dedi 744 değil de 615 çıksa ne olur? Dedim düzeltiriz. Göbeklitepe'de dedim 5000, 6000'di. Evet, Göbeklitepe'den sonra 12.000 oldu. Şimdi Karahantepe'yi kazıyoruz, 15.000 olursa 15.000 diye düzeltecekler. Evet. Tarih değişiyor dedim. Biz kendimizle ilgili kısımda bu kadar kasmamızın bir mantığı yok. Abi çok doğru söylüyorsun dedi. Böyle bir espri de oldu aramızda. Bunlar güzel şeyler. Şimdi üniversitemiz şöyle bir hedef koydu. Kendi içerisinde araştırma üniversitesi olma hedefi. Bu ne demek? Türkiye'deki ilk 20 üniversite arasında İnşallah 4 yıl içerisinde yaklaşacağız. Gireceğiz demiyoruz ama bu çünkü bizim ilk 20 dediğimiz üniversite Türkiye'nin çok elit üniversiteleri, çok köklü üniversiteleri. İnşallah onlardan biri olmak ya da aday üniversite olmak anlamında büyük bir hızla gidiyoruz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu yaz döneminde çalışma arkadaşlarıma ve üniversitedeki hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. 3 ay boyunca biz akreditasyon çalışmaları yaptık. Bu ne demek? 4 yıl sonra Harran Üniversitesi'nin tüm bölümleri dünyadaki ders müfredatlarına uygun hale getirildiği için eğitimle ilgili kısmında bölümlerimiz akredite olacak. YÖK tarafından biz 2 yıl akrediteyiz. Yani ne demek bu? YÖK bizi
dünya üniversiteleri arasında kabul ediyor, kendi listesine koyuyor. Mesela Endonezya'dan bir öğrenci geldi, benden mezun oldu, yarın Endonezya'ya gitti. Ya kardeşim sen nasıl bir üniversitede okudun diye ona sorsalar, diyecek ki YÖK'ün sayfasının Harran Üniversitesi var. Oranın yüksek öğretim kurumu bu üniversiteyi tanıyor ve bunun eğitimini teşhir etmiş. Ben böyle bir yerde. Mavi diploma dediğimiz olay. Ona doğru gidiyoruz. Şimdi onun, bu üniversitenin kimliği, bir de bölümlerin kimlikleri var. Bölümlerin akreditasyonlarıyla ilgili dernekler var. Mesela iktisadı STAR yapıyor. Mühendislikleri MÜDEK yapıyor. Veterinerliği VEDEK yapıyor. Bunun gibi dernekler var. Bu dernekler size gelip denetliyorlar. Diyorlar ki bu dünya standartlarında bir eğitim veren bölümdür. Bunun üzerine bu bölümün de diplomasının geçerli olacak. O mavi diploma dediğiniz diploma. Yani dünyada geçerliliği olan diploma bu. Şimdi biz dünyada geçerli olan üniversiteyiz. İnşallah da bölümlerimizin de müfredatlarını revize ettik. Bundan sonraki dönem içerisinde hazır olan bölümlerimizi akredite edeceğiz. Diplomalarımız da dünya diplomaları haline gelen bir üniversiteyiz. Araştırmalarımıza bakıldığı zaman hiç olmadığı kadar TÜBİTAK projesi alıyoruz. Hocam onlara geleceğiz. Siz geldikten sonra hangi bölümler açıldı, hangi programlar hayata geçirildi? O konuda bilgi alabilir miyiz? Şimdi biz geldikten sonra YÖK Başkanımızı gittik, ziyaret ettik. YÖK Başkanımıza da şunu söyledik. Dedik ki biz öyle sıradan bölümler açmak istemiyoruz. Hatta ben tam tersini söyleyeyim. En çok bölüm kapatan rektörüm. Çünkü bunu sağ olsun YÖK Başkanımız söyledi. Dedi hocam güncel olmayan bölümleri kapatın. Siz de yarının bölümlerini açalım. Bizi 20 kişilik bir üniversite grubuna dahil ettiler. Bunun içerisinde İTÜ var, İnönü var, Alparslan Türkeş Üniversitesi var. Bu üniversitelere geleceğin bölümleri olarak tanımlanan mesela veri bilimi ve analitik bölümünü kurduk. Bakıldığı zaman robotik ve yapay zeka bölümlerini kurduk. Otonom sistemleri bölümlerini kurduk. İmalat yürütme sistemlerini kurduk. Ondan sonra bakıldığı zaman kendi içerisinde kurumsal iletişim bölümlerini kurduk. Ve geçen sene de web tasarımla başlamıştık. Bilgisayar bölümlerini kurduk. Yani şu anda bizim yazılım ve bilgisayarla ilgili kısımda 3 tane 4 yıllık, 7-8 tane hatta 10 tane de 2 yıllık bölümümüz var. Ve kendi içerisinde de bir tane meslek yüksek okulumuzu yazılım meslek yüksek okulu olarak değiştirme teklifi için hazırlık yapıyoruz. Çok güzel. Hocam ben bir turizm habercisi olarak ki çocuğu da turizm fakültesinde okuyan birisi olarak. Evet. Beni en çok sevindiren bölümlerden bir tanesi turizm yüksek okulunun turizm fakültesine dönüşmesi. Evet. Her ne kadar Şanlıurfa tarım şehri ise de benim nazarımda Şanlıurfa aslında turizm şehri ve turizm şehrine de turizm eğitimi yakışır. Nitelikli personel konusunda ben turizm fakültemizi çok çok önemsiyorum. Turizm fakültemizde durum nedir? Sektörde bir işbirliğimiz olacak mı? Öğrencilerimizin iş bulması ya da eğitim konusunda o konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki yani iki yıllıktan dört yani yüksek okuldan fakülteye çevirdiğimiz zaman zaten bu bize olan güveni gösterdi. Ve iletişimimizle ilgili kısımda biz bunlarla ilgili birkaç tane, şimdi araştırma üniversitesi olduğunuz zaman bir tane tematik alan seçiyorsunuz. Biz bu alanlardan bir tanesini turizm, arkeoloji olarak benimsedik. O yüzden de bugün dünyanın neolitikle ilgili ilk kongresini, yani Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir kongreyi Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa ilimiz olarak yapabiliyoruz. Bunlar büyük bir gösterge kendi içerisinde. Ve turizm fakültemiz biliyorsunuz iktisadın içerisinde ve tam da kongreyi yaptığımız yer mükemmel bir yer. Orası. Evet. Yani verdiğimiz önemi gösteriyor. Yani iktisat olsun, güzel sanatlar olsun, turizm fakültemiz olsun. O binada böyle bir atmosferi içerisindeler. Dünyanın birçok bölgesinden gelmiş bilim adamlarıyla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Hocam tam burada da sorayım. Mutlu Bey'in. Yok ben turizmden başlamışken çok sorumuz var. Evet.
Şimdi dünyada ilki gerçekleştirildi. Evet. İstanbul Üniversitesi ile beraber Harvard Üniversitesi'nin işbirliğiyle ev sahipliğinde 63 ülkeden 487 kurumdan evet. 1000'in üzerinde yerli ve yabancı bilim insanını biz burada evet. toparladık. 4 gün boyunca da ben takip ettim. Muhtemelen yarın da takip edeceğim. İnşallah. Bunun üniversitemizin tanıtımına, Urfa'nın tanıtımına ve ülkemizin tanıtımına katkıları ne olacaktır? Bu işbirlikleri devam edecek mi? İshak Bey, bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir organizasyon Harran Üniversitesi tarihinde yok. Ben şunu da söyleyeyim. Bu yaşıma kadar birçok Türkiye'deki kongreye gittim. Böyle bir kongre yok. Yani 1000'e yakın yurt dışından gelmiş misafir var. 1000 tane. Yani Harran Üniversitesi sanki yabancı bir üniversite gibi şu anda. Kesinlikle. Herkes İngilizce konuşuyor. Kendi içerisinde çok farklı insanlar görülmeye başlıyor. Kampüs çok güzel. İnsanlar kampüste dolaşmaktan mutluluk duyuyor. Ağırlamaktan. Ben siz röportajlarınızı yaptınız. Ben size sorayım. Hangi misafirimiz bizden kızmış? Ben herhangi bir şekilde çok bir mükemmel geri dönüşler aldım. Yani hem ağırlanma konusunda hem üniversitemizin kampüsü eğitimi konusunda gerçekten ben bir Urfalı olarak gurur duydum. Bir turizm habercisi olarak da gurur duydum. Ki maşallah hava da güzeldi. Evet. İlk gün yağmurluydu ama ondan sonra açtı. Yani, çok da harika bir... Kampüs de hakikaten yani böyle özellikle öğlen arasında gezilecek görsel bir şölende sunmuştu yani. Kesinlikle. Yani artık biz bunlarla gündeme gelmek zorundayız. Ve bu TRT ilk gün bizimle canlı yayın yaptı. Evet. Yani ben canlı yayında Harran Üniversitesi Rektörü olarak kongremizden ve yaptıklarımızdan bahsettik. Ve bu inşallah devam edebilecek birçok organizasyonun Şanlıurfa'da yapılabileceğini, Harran Üniversitesi'nde yapılabileceğinin en büyük göstergesi. Ve bu gösterge bize neyi getirdi biliyor musunuz? Aralık 26-27'de onu soracaktım. Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın da Harran Üniversitesi'nin almasına sebebiyet verdi. Daha büyük bir organizasyon, çok daha büyük bir fuar. Evet. Bunu da Harran Üniversitesi inşallah 12 tane üniversite, yani bunlar içinde bizimle beraber 13 üniversiteyi de beraber yapacağız. Sektörle öğrencilerimizi, mezunlarımızı, Şanlıurfa'daki belli insanlarımızı bu fuar kapsamında tanıştıracağız, görüştüreceğiz. Sektör çalışan, iş arayan, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirdiğimiz bir organizasyona yine imza atacağız. İnşallah böyle şeyler İnşallah. Urfa'mızı ve üniversitemizi saygınlığını... Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu bize kampüsümüzü gördükleri zaman inanamıyorlar. Yani çünkü siz İstanbul'a gidiyorsunuz, adı kocaman bir üniversite, bir bahçesi yok, hiçbir şeysi yok. Bir binada. Bir binadan ibaret. Evet. Yani göreti gören diyor ki hocam burada göl mü var? Evet. Şunu gören yeşillikle ilgili hocam, o gün diyor hocam nasıl bakıyorsunuz? Vaha gibi olmuş burası. Evet, gerçekten yani. Öyle hocam. Hocam gerçekten yani kampüsümüz Türkiye'de yani büyüklüğün haricinde güzelliği de göz dolduruyor. Ben oğlan sınava girerken özellikle orada girmişti üniversite sınavına. Bununla ilgili de o zaman sosyal medyadan da görüntüleri alıp videoyla paylaşmıştım. Emeğinize sağlık. Geçmişten bugüne emeği olan bütün herkesin o bu kampüsün Kesinlikle. Kazanımında bugün de sürdürülmesine devam ettiren sizler de arkadaşlar veriyorlar zaten. Veriyorlar. Görüntüler üniversite siz konuşurken üniversite ile ilgili kongrenin. Evet, görüntüleri geliyor. Hocam biz biraz daha şimdi Neurotik Kongre'nin Şanlıurfa'ya katkısını, ülkeye katkısını biz geçtiğimiz gün programımızda da özellikle Urfa'dan Bakış programımızda dile getirdik. Çok ciddi bir tanıtım, çok ciddi bir emek ve misafirlerimizin buradan geri dönüşü de çok önemliydi. O nezaketli misafirperverliğimizi de en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz ve çok ciddi anlamda önümüzdeki dönemde de hem Şanlıurfa'nın turizmine, turizm elçisi olacaklarına da bu kişilere inanıyorum. Ama biraz daha üniversitemizi yerelde insanlarımıza özellikle tanıtmak adına ben üniversitenin başarılarıyla mutlaka bu anlamda geçmişten günümüze eleştiriler olduğu konular da var. Onları da size ileteceğiz.
Onlara da dile getireceğiz ama bir önce üniversitemizi daha iyi tanıyabilmek adına bizi izleyenlerin de, izleyicilerimizin de bilmesi adına bazı konular var. 31 bin öğrencimiz var. Bunun içerisinde ne kadar yabancı öğrencimiz var hocam? Onu yaklaşık 2500 tane yabancı var. 2500 yaklaşık öğrencimiz var. Bizim özellikle bu 31 bin öğrenciye akademik kadromuz ne durumda? İdari kadromuz ne durumda? Bununla ilgili eksiğimiz var mı? Akademik kadromuzun başarısı özellikle yani hocalarımızın seçimi konusunda ne tür işte efendime söyleyeyim bir disiplinli bir çalışmanız var. Biz bununla övünebileceğimiz bir pozisyonumuz var mı? Yani üniversitemizin akademik ve idari kadrosuyla gerçekten 31 bin öğrencimiz var. 25 binden aldınız, 6 bin yükselttiniz. Belki önümüzdeki yıl daha farklı rakamlara geçeceğiz. En çok bölüm kapatan hocayım dediniz, rektörüm dediniz. Yani bunu hani açıklamasında tabii evet, işte çok önemli bir şey. Ben onu hangi amaçta olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Ama bununla beraber yeni açılan bölümleri de bence paylaşmamızda fayda olacak. Bununla son olarak şunu sorayım. Bizim en çok öğrenci olarak ihtiyacımız olan bir hukuk fakültesine ihtiyacımız var. Bununla ilgili de bir çalışma yürüttüğünüzü sizle konuştuğumda önceden biliyordum. Hukuk fakültesini Şanlıurfa'ya kazandırabilecek miyiz? Ben diğer soruları da arkasından size iletmiş olayım. Şimdi hocalarımıza baktığımız zaman 200'den fazla profesörümüz var. 160-170 tane doçentimiz var. Bakıldığı zaman 200 küsür tane doktor öğretim üyemiz var. Araştırma görevlisi, öğretim görevlilerine hesaba kattığımızda 1200-1300 bandında hocamız var. Bunlar yeterli. Mutlaka akademik olarak ünvan alıp kendi içerisinde revize etmemiz gereken hocalarımız olduğu zaman biz bu revizasyonları yapıyoruz. Şununla da gurur duyuyorum. Ben geldiğimden beri birçok arkadaşımız kadro bekliyordu. Evet. Geçen seneki üniversite YÖK'ün açıklamalarına göre 184 kadroyla Türkiye'deki en çok kadro ilanına çıkan rektör. Yani içerideki tüm birikmiş kadroları hemen hemen büyük bir çoğunluğunu eritme yolundayız. Bu senede şu anda 102 tane kadroya ilana çıkmış durumdayım. Bu hocalarımızı bekleyen hocalarımızın büyük bir kısmının özlük haklarında herhangi bir problem olmaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada da en çok aldığımız hocalarımız tıp fakültesi, dişçilik fakültemiz ve eczacılık fakültemiz, sağlıkla ilgili sağlık bilimleri fakültemiz olmak üzere dış kadroları da en çok buralarda harcadık. Yani açıklarımız bunlardı. Bu kadrolarımızın büyük bir çoğunluğunu revize ettik. Tıp fakültesi neredeyse biz geldiğimizden beri 80-90 kişi büyüdü. Yani 110-120 kişi bandından aldık. Şu anda 170-180 bandına doğru hızla gidiyor. Zaten paylaşımlarımıza baktığınız zaman her gün bir doktorumuz başlıyor. Kendi çalışmalarıyla öne çıkmaya başladılar. İlanlarımızda boş geçen de ilanımız yok doktorlardan. Geçen bir televizyon programında söyledi, hocam doktorlar gitmesin diye ne yapıyorsunuz? Dedim gitmek isteyene gönderiyoruz. İlana çıkıyoruz, 5 kişi başvuruyor, en iyisini alıyoruz. Çok güzel. Tam burada soralım hocam. Ben uzun yıllar dışarıda kalmış bir insanım. Çok Urfa'dan gelen hastalarımı başka hastanelere götürmek zorunda kaldım. Başka illerden. Şimdi dönem dönem tıp fakültemizde hani hekim eksikliği, sağlık çalışanı eksikliği, sıkıntıları bazen medyada da yer alıyor. Şimdi Urfa'nın ve bölgenin tıp merkezi olacak diyebilir miyiz attığınız adımlarla? Mesela biliyorum ki birçok konuda personel açıklığı var. Cevdet Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın herhalde bu konuda bir sözleri vardı. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir, neler yapıyoruz? İshak Bey olduk. Ben 10 alanda en iyi. Mesela diyorlar ki şehir hastanesi açılır ne olur? Hiçbir şey olmaz. Benim şu andaki randevularım 3 aylığına bile dolu. Açamıyorum randevularımı. İnsanlar randevu almakta zorlanıyor. Bazen o konuda eleştiriler geliyor evet, maalesef. Ama İzleyicilerimiz de göndermişler evet. Onunla ilgili de evet. Yani buna biraz açıklık getirebilir misiniz hocam? Yani, şu an soru da okuyordum onunla ilgili. Evet. Randevular. Yani bunu kadromuzu mu genişletmemiz gerekiyor? Arkadaşlar gelişecek yerimiz kalmadı. Kalmadı. Yani benim şu anda cihaz alacak param var. Cihazı koyacak yerim yok. Doktor işte diyorum 60-70 tane doktor almışım.
Bunları oturtturmaya çalışıyorum ben. Yani bakıldığı zaman çok hızlı büyüdük. Şimdi biz aldığımızda hastane ne yazık ki 16 ile 20 bin bandındaydı. 20 milyon bandındaydı. Şimdi ne bandındayız? 5 ile çarp. 100 milyon. 120 ile 150 bin bandındayız. Milyon bandındayız. Dişlerimiz aldığımızda 200 bin bandındaydı. 200 bin liraydı. Şu anda 6 milyon, 7 milyon bandında. Bir dahaki sene bu zamanlar 25 milyon bandı bekliyoruz. %100 büyüdü. Buna paralel şeyde gelişiyor mu hocam? Şimdi Yenişehir kampüsünü de bir sağlık kampüsü haline getirdiniz. Kocaman bir bina yaptık İshak Bey. Kocaman bir bina. Yani 70 ünitimiz vardı. Bir 70 ünit daha yaptık. %100 büyüdü. Ama 3 milyonluk bir şehirden de bahsediyoruz hocam. Tıp fakültemizin genişleyecek alanı var mı? Bu konuda işte vekillerimizin, Sağlık Bakanlığı'nın, ilgili kurumların bir desteği var mı? Bu konuda sizin bir talebiniz oldu mu? Şimdi şu olaya şöyle bakarsanız güzel olur. Biz Hı. aldığımızda 6 Şubat depremi olmuş. Maalesef. Atandığımız günde 15 Mart'ta sel olmuş. Burada bir sürü istemediğimiz olaylar cereyan etmişti. İnsanların morali bozulmuş. Tıp fakültesinden kadrosuz 20-30 tane hoca gitmişti. Üniversite ceza yemiş. Maalesef. 500 milyon. Bunu nasıl ödeyeceğini düşünülüyor. Ve giden gidene bir üniversite. Şimdi deminki konuşmayı da şimdiki konuşma arasında deminki çukurdu. Evet. Şimdiki konuşmayla yani biz bunu insanlara şu anda anlatmakta zorlanıyorum ben. Evet. Nereden geldik, nerelere gittik? Bunlarla ilgili çok ciddi gerçekten sayın vekillerimiz, belediye başkanlarımız, şehrin valisi sağ olsun, üst bürokratı hepsi yanımızda oldukları için başardık. Sizler yanımızda olduğunuz için başardık biz bunu. Yoksa biz tuttuk da ben geldim diye bunlar oldu değil. Evet. Ben atandığım gün söyledim. Dedim ki ben Harran Üniversitesi ben hiç korkmuyorum. Potansiyelini çok iyi biliyorum. Evet, ben buranın genel sekreterliğini yaptım. Rektör yardımcılığını yaptım. Bugün rektörlüğünü atandım. Gazi Üniversitesi İTÜ olmaya çalışmayacağım. Gazi'nin, İTÜ'nün olmak istediği üniversite olacağım. Şu anda İstanbul Üniversitesi benden program satın alıyor. Ben 744'ü değiştirirken Harran Üniversitesi'nin bakış açısını da değiştirdik. Bugün dünyanın Neolitik Kongresi'ni yapıyoruz ilk dakika. Ve bu kongrenin şahidisiniz. Evet, birebir şahidim. Doğrudur. Türkiye'de bu kongrenin benzerini de gösterin bana. O zaman demek ki bir şeyler yapılabiliyor bu üniversitede, bu şehirde. Birbirimizi seversek, birbirimize güvenirsek, beraber olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim en büyük sıkıntımız bir kendimize olan güvensizliğimiz. Yok bizden bir şey olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Harran Üniversitesi, Harran Üniversitesi her şey olur. Harran Üniversitesi Harvard olur. Bu hızla giderse... Nerede yanlışlık var hocam? Yanlışlık şurada. Arkadaşlar, bir kere olaylara bakarken birlikte olmayı bilmemiz lazım. Birliktelik her zaman bize kazandırır. Şimdi bir şeyi ben istemem başka. Hepimizin istemesi başka. Evet. Hukuk fakültesi. YÖK'ten çıkmış, üniversiteden çıkmış, her yerden çıkmış. Cumhurbaşkanımızın önünde. İmzalarsa açarız. İletişim fakültesini şunu kurmaya çalışıyorum. Ben hedeflerim içerisinde şuna çok inanan bir insanım. Bu iş oluyor mu? Elimden geleni yaparım. Gerisi Rabbimin takdiridir. Lütfederse yapar. Ben zafer aramıyorum. Açılır ya da açılmaz değil. Benim problemim elinden geleni yaptım mı, yapmadım mı? Elimden geleni yaptıysam gerisini Rabbim hayırlı olan nasip edecektir. Ne zaman kısmet olursa, ne zaman hayırlısıysa o zaman o olur. Biz buna inanan insanlarız ve inanmak zorundayız. Yoksa bu illa bu olsun, illa şu olsun. Asla öyle bir iddiamız olamaz. Biz askeriz. Asker dediğin kişi çalışır. Vatanına, milletine, memleketine, üniversitesine hizmet eder. Biz bu fakir, bu üniversitenin hizmetindedir ve elinden geleni de yapmak zorundadır. Hocam bazen yapmak yetmiyor.
bir de yapılanları anlatmak gerekiyor. İnşallah beraber. Yani bugün bu yüzden bu ekranda bu programdayız. Ben program girişimde size teşekkür etmiştim. Birazcık da acaba bizde mi? Yani yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yeteri kadar duyuramadık mı? Yani eleştirilerin önüne geçmek adına o yapmış olduğunuz girişimlerin daha da destek bulması adına. Mesela bir hukuk fakültesi için bakın Cumhurbaşkanı'nın önüne gittiğini müjdesini veriyorsunuz. Bizimle paylaşıyorsunuz. Uzun süredir orada. Yani en azından belki bunu gerekli bir lobi çalışmalarını da yerelde basın, ulusalda basın, siyasilerimiz diğerleriyle beraber bu bölümün açılması için belki de ortak bir lobi çalışmasıyla bunu daha da hızlandırabilirdik. Sizin bir emeğiniz var. Urfa'ya kazandırmaya çalıştırdığınız çok önemli. Yıllardır bizim kanayan yaramız. Neden hukuk fakültesimiz yoktu? Niye iletişim fakültemiz yok? Ya da yeni açılacak diğer günün şartlarında yeni açılan bölümden. Ama bunu yapmışsınız. Bugün bu ekranda paylaşabiliyoruz. Sizin niyetiniz, yani ben emeğimi, çabamı gösteririm. Olur olmaz sonuca gider gitmez ayrı bir şey ama ben üzerime düşen vazifeyi. Ama sizin o kurada bizim size destek olabilmemiz için bunların da bizim de yani kamuoyunun da haberdar olması lazım. Bakın şeyde hastaneden bahsettiniz. Hastaneyi hangi aşamaya getirdin? Bugün burada olmasaydınız kamuoyunun bunlardan haberi olmayacaktı. Yani birazcık da bence bu çalışmalarımıza destek adabilmek adına başarılarımızı nasıl ki eleştirileri dün size karşı yapıyorsak bugün de başarılarınızda bu başarı yolunda atmış olduğunuz adımlarda bizim de Şanlıurfa'da yaşayan her bireyin buna destek olması lazım. Yani birbirimizi daha tanımadan etmeden aşağıya çekmememiz lazım. İyi şeylerde yanında olacağız. Varsa eksiği yanlışlarda bu konularda eleştirilerimizi devam edeceğiz. Bu bizi başarıya götürecek en çıkar yol. Bu başka haricinde bir şeyimiz yok. Yani insanlar birbirini yapmış olduğu sürekli işte sürekli üniversiteyi eleştirelim, sürekli eleştirelim. Öyle bir dünyamız yok. Yani üniversite bizim, üniversite hepimizin. Fark etmiyor. Yani bu ülke bizim, vatan bizim. Bununla ilgili o müjdeyi sizden aldık. Peki Şanlıurfa'nın yani Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz zaten. Yaş ortalamamızda genç. Yılda neredeyse bir şehir kadar nüfus doğumu oluyor. Evet. Şanlıurfa'nın geleceğine yönelik olarak yapmış olduğunuz bir çalışma var mı diye soracağım üniversitenin. Bunlardan biri şu özellikle bunu buraya bağlamak istiyorum. Bizim bir ikinci üniversite, bir vakıf üniversitesi kurulması için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yönde de bir çalışması vardı. Vakıf kurdu. Tabii bununla ilgili de ciddi bir yatırım gerektiriyor anladığım kadarıyla. Bu bütçeyi de bulmak gerekecek. Sizin yapmış olduğunuz analizlerde Şanlıurfa'nın gerçekten ikinci bir üniversiteye ihtiyacı var mı diye bunu sormak istiyorum size. Peki ben de size benim röportajlarımı dinlememişsiniz diyorum. Ben çünkü çok üzüldüğüm bir olay bu. Ben geldiğim zaman dedim Harran Üniversitesi'ndeki görevlerimi yapmak benim rektörlük görevlerim. Benim başarı kriterimi soruyorsanız ben kendime 4 yıl sonra neyi başardım bu üniversitede diye sorulduğunda hukuk fakültesini açtıysam başarılı kendimi kabul edeceğim demişimdir. Bir de ikinci üniversiteyi kurarsam kendimi başarılı ya da temellerini atarsam başarılı olacağımı söylemişimdir. Yani ben bunu ilk atandığım günden itibaren savunan ve buna Urfa'nın ne kadar değer verdiğini bilen biri olarak. İkinci üniversiteyi mi diyorsunuz? İkinci üniversiteyi Eyüpiye kampüsünde kuruyoruz. 12 bin metrekarelik temel atmasını yaptık. Ödeneğini çıkardık. Temelini de attık. Bekir Bozdağ, Sayın Bakanımız, Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz bizim üniversitede çıktı. Dedi ki ikinci üniversitede de artık Şanlıurfa'da kurulmalıdır dedi. Daha öncesinde de YÖK Başkanı'nı aradı. Dedi ki rektör hocam yanında ikinci üniversiteyi soruyor. Buradaki akademisyenlere ikinci üniversitenin müjdesine verebilir miyiz? YÖK Başkanımıza dedi ki verebilirsiniz. Biz de burada ekranlara başındaki izleyicilerimize biz de veriyoruz. Evet. Ve bunun temellerini de dedik, bunun çalışmasını da biz yapmamız gerekiyor dedik. Yerinde ikinci üniversitenin yerinde Eyüpiye kampüsü olarak belirledik. Şu anda temelini atıyoruz. Bilemiyorum şeylerle ilgili kısımda sizde görselleri var mı? Ben size isterseniz buradan görselini de gösterebilirim. Evet. Muhteşem bir binamız olacak. Tam bir rektörlük binasına yakışır. Derslikleriyle, konferans salonlarıyla, ondan sonra hoca odalarıyla kocaman 12 bin metrekarelik yeri. Biz 3 yılını aldık. 1. yılımız bitti. 2 yılda bitecek ama biz bir dahaki sene inşallah vekillerimizle gideceğiz. Çok güzel. Ya bitirmenin yollarını arayacağız ki hızlı bir şekilde başka işlere koyulalım. Şimdi hocam izleyicilerimiz soruyor. Hocam bir röportajında Siverek'e adres göstermiştir. Siverek'teki okulun bir kısmında da üniversite yapılacak bir alan var. Orada
Üçüncü bir üniversite diyeceğim. İkinci zaten müjdesini verdiniz. Orada bir genişleme falan söz konusu olabilecek mi? Şimdi arkadaşlar bakın hedef öyle bir şey. Şimdi yarın Siverek'in il olması söz konusu oldu. Bölük pörçük olursa üniversite kuramazlar. Biz kampüs alanını belirledik. Yurt yapılıyor. Kampüsü birleştirdik. Yarın inşallah Siverek il olma durumu olursa üniversite yerinde... Yere hazır. Yere hazır, hocaları hazır. Orada bir tane fakültemiz var. Fakültemizin yüksek lisanslı doktorası var. Siz de haberiniz de var. Doğru. Paylaştınız. Doğru. Beraber olmadık mı? Bakmayın sizin haberiniz de yok mu? Var hocam. Evet. Yani siz bu müjdeleri halkımıza, insanlarımıza Kap Gündem olarak veriyorsunuz. Biz de veriyoruz. Yani bu memleket benim memleketim. Bu memlekete 3 tane de az. Demin İnşallah. Dedik ya en genç nüfusu olan bir yer. Buradaki eğitimin kalitesi ne kadar yükselirse benim insanlar, benim çocuklarım burada eğitim alıyorlar. Bir tanesi doktora yapıyor, bir tanesi yüksek lisans yapıyor. Ben eğitim kalitesi, bu çocukların hepsi benim kızım, oğlum. Doğru. Onlara ben sahip çıkmayacağım, onların eğitimine ilgilenmeyeceğim. Ne yapacağım? Hocam, öğrenci sayısı artmasında yeni açılan yurtların ne kadar etkisi oldu? Tabii ki. Yani şimdi bir insanın barınma ve bu şehrin kendi içerisinde uygun olması... Çünkü şu anda İstanbul'da bir öğrencinin, normal bir ailenin çocuğunun okuması çok zor. Birçok öğrenci bırakıyor. Evet, ya da dönmek istiyorlar. Yani, dönmek bakıyorsunuz istiyorlar. Ki tıp fakültesinde orada bir, çok yüksek puanlarla gitmiş ama okuma güçlüğü çekince bizim üniversitemize hızlı bir şekilde dönüşler ya da gelmek isteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız oluyor. Biz onlarla da ilgili kısımda dönüşlerini sağlamaya gayret ediyoruz. O yüzden İnşallah biz eğitimin en üst seviyesini ve demin dediğim gibi ilkleri yapmaya çalışıyorum ben. Harran Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'nin yaptıklarını yaparsa, Gazi Üniversitesi'nin yaptıklarını yapmaya çalışırsa, Gazi Üniversitesi 17 liraya gidecek, o 10 yıl sonrakine gelecek dedik. Şimdi Gazi Üniversitesi'nin yapmadıklarını yapıyorum ben. Yazılımda, şöyle söyleyeyim, 3 ay sonra tüm yazılımları Harran Üniversitesi'nin kendi yazılımlarına dönüyorum. Belki YÖK Başkanı bizi ziyaret edecek, bizi belki yazılım üssü olarak Güneydoğu'da ilan etme durumu var. Çok güzel. Ben kendisini davet ettim, dedim gelin yaptığımız yazılımları size gösterelim. Eğer istiyorsanız da diğer üniversitelere siz emrederseniz hediye ederim ben dedim. Ya da öyle bir şey yaparsan dedim ben seni yazılım üssü ilan ederim. Şimdi tam burada sorayım, Mutlu da değindi, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahibiz. Şimdi gençler de hep birçok alandan aslında teknolojiye, bilgisayar mühendisliğine, yazılım mühendisliğine geliyorlar. Ki ben de birebir yaşadım kendi çocuğumda. Şimdi hocam TÜBİTAK başarıları gelmeye başladı. Evet. Diğer teknolojik başarılar gelmeye başladı. Özellikle Teknokent de ayağa kalktı. Kesinlikle. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir, neler söylemek istersiniz bize? Şimdi ben her zaman söylüyorum. Ben rektör olarak tek işim. Hiçbir şey değil. Ama ekip olarak çok şeyiz. Siz de öyleyiz. Yani biz beraber olduğumuz zaman, ekip olduğumuz zaman, çalıştığımız zaman gerçekten yurt dışında doktora yapmış, yüksek lisans yapmış birçok arkadaşımız var bünyemizde. Ben ilk gün söylediğimin arkasındayım. Harran Üniversitesi'nin potansiyeli çok yüksek. İnsanlara kıymet verilmesiyle ilgili. Ben geldiğim gün şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben geldim derken beni önemsemiyorum. Fikirsel olarak geldim. Üniversiteden ayrılmış hocalarımıza bizzat rektör olarak aradım telefonla. Hocam rektör olarak atandık. Üniversiteden ayrılmışsınız. Bizim doktora ihtiyacımız var. Lütfen dönmek isterseniz ben bu konuda elimden geleni yapacağım. Sizden ricamız dönmeyi düşünür müsünüz? O... 1,5 ay içerisinde 25 tane hocamız geri döndü alanında en iyi. Yani bir ölü toprağı vardı o. Tabii sert. Yok moralsizlik. Hocaya kimse dur dememiş. Evet. Yani size biri dur dese gitmeyeceksiniz. Biz bunu yapmaya çalıştık. Şu anda ne geliyor biliyor musunuz? Faik Hoca ile beraber şimdi inşallah bir ilanımızda ekibinden 1-2 kişi alabilirsek buraya yine karaciğer nakli, böbrek nakli geliyor. Artık ben bunu konuşuyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi ne olacak? Ne olacak? Süper olacak.
borçları o konuda hocam aklıma gelmişken. İshak hiç fırsat vermiyorsun. Değerli izleyenler ben araya gireceğim. Sorularınızın hepsini ben okuyorum buradan. Evet. Notla düşüyorum bu arada değerli izleyenler. Sayın hocamıza soracağız program içerisinde. Gerekirse program süremizi uzatacağız. Sizlerle ilgili gelen sorularınızı da olumlu olumsuz tüm soruları hocamıza ileteceğiz. Hocamız şeffaflıkla burada cevap vereceklerdir. Ben hemen bir iki tane İshak'cık araya gireyim de. Mesela bir izleyicimizin bir önerisi var. Hocama onu paylaşayım. Ziraat Fakültesi ile Sayın Uğur Karagül yazmış. Ziraat Fakültesi ile çiftçilerimiz güzel bir birliktelik yakaladı. İlgili kurumlarda daha geniş bir çaplı çalışma yapılamaz mı diyor. Özel sektör, belediyeler gibi örnek Konya Turku modeli gibi burada böyle bir modelle yürütülebilir mi diye bir izleyicimiz. Çok soru var sizlerden değerli izleyenler. Hepsini hocamıza soracağız. Ama çok önemli müjdeler aldık hocamızda. Tabii ki üniversitemizin gelişimi katkımız için olumsuz sorular da yer almış. Gelişimi katkısı için değil. O olumsuz soruları da yani beklentileri de hocamıza ileteceğiz. Ama öncelikle o güzel gelişmeleri hocamızdan dinlememiz gerekiyor. Önce üniversitemizde neler yapılmış? Önce bir onları bir bakalım. Nasıl bir farkındalık oluşturulmuş? Üniversitede nasıl bir gelişim sağlanmış? Üniversiteler arasında başarı sıralamamız nereye getirilmiş? Yeni açılan bölümler ne zaman? Buna benzer işte akademik idari kadro olsun, eğitimdeki kalitemiz olsun. Bunları önce hocamızdan öğrenelim. Sonra sizin iletmiş olduğunuz özellikle uğraşında karşılaştığınız problem, yurtlarda karşılaşmış olduğunuz problemleri de bunlarla ilgili de beklentilerinizi de hocamıza yönetmiş olacağız. Hocam söz sizde diyeceğim ama bir soru daha var. O da gözümden kaçmadan özellikle bir öneri. Sayın Veysel Polat sağ olsun bizlere göndermiş. Mahmut Karakaş, Müslüm Akkalın, Adil Saraç, İbrahim Halil Çelik, Serhattin Güler, Ramazan Özgür Tekin ve başka diğer Şanlıurfa'da eserleriyle Urfa'ya alanlarında akademiyi de aşan, Urfa'ya özgün kıymetli eserler kazandırmış kişiler. Üniversitemize emek vermiş hemşehrilerimiz bugüne kadar üniversite yönetimleri tarafından pek görülüp dikkate alınmadılar. Bunları birer fahri doktora ile onore etmeyi düşünüyor musunuz diye bir soru yöneltmiş. Yani bu kente gerçekten akademisine, kentin tarihine, kültürüne, eğitimine, sanayisine adına koymadığımız diğer başlıklarıyla değer katmış kişileri üniversitemizden diyor bir fahri diyor ünvan verilebilir mi diyor, onore edilebilir mi diyor. Veysel Bey'in sorusuyla devam edelim efendim. Evet. Şimdi tabii ki hepsi bizim kıymetli hocalarımız. Bunların bir kısmı benim hocam da oldular. Hala hocalarım benim. Yani baştaşları. O yüzden zaten demin söyledik ya, üniversitenin kuruluşundan beri birçok kişi bu üniversiteye çok kıymet vermesine rağmen biz bunlarla ilgili çok fazla bir katma değer sağlayamadık. Yani şimdi hep bir önceki rektör, bir sonraki rektörle hep böyle bir dağıtma, böyle bir uğraş içerisine girdiği için üniversite birinin yaptığını diğeri bozduğundan dolayı ilerledi ama istenen ölçüde gitmedi. Maalesef. Bu bir bayrak yarışı. Ben bu bayrağı aldım. Şimdi şunu da lütfen doğru anlamamız lazım. Ben 4 yıllık bir rektör değilim. 8 yıllık bir rektör de değilim. Ben 1,5 yıllık rektörüm. Geldiğimiz zaman demin söylediğimiz gibi duvarları çatlak, 2-3 tane binası hasar olduğundan yıkılmış, hocaları giden, hastanesi borçlu olan bir yere şimdi revize ettik ve normal kodlarına geldi üniversite. Normal kodlarına gelen bir üniversitede şimdi detay, insanlara neler yapılabilir, ne yapabiliriz. Hatta ben şehrin bazı dinamiklerinden de özür diliyorum. Bizi ziyaret etmelerine, gelip gitmelerine rağmen biz dönüp gidemedik. Benim çok zamanımın büyük bir kısmı dışarıda geçti. Çünkü Ankara bürokrasinden çok uzağız. İnsanların hiçbiri bizi tanımıyor. Gittiğimiz zaman biz üniversitede benim yerime arkadaşlarımız bakıp işler gidebilir ama Ankara'daki işler ben gitmeden çözülmüyor. Yani biz gidip 20 tane, bakın bu durumdaki bir üniversite 20 tane yenilikçi bölüm seçiliyor, yarının bölümü seçiliyor. Bu grubun içindeyiz. Bu bir tesadüf olamaz. Yani birileri de kalktı, hadi sizi de bu 20 kişilik grubu alalım demedi. Bu 20 grup içerisinde de, 20 üniversite içerisinde de lider üniversiteyiz. Yazılımda Erol Arpacıklı hocamız var.
herhangi bir şey olduğunda Haran Üniversitesi döndü, dedi ki hocam diyor, bunu yazılımı siz toparlayabilir misiniz? Şunu yapabilir misiniz? Bize soruyor. Yani YÖK Başkanı bizi işaretleyecek derken tesadüfi işaretleyecek demiyoruz. Demiyoruz. Yani göstergeler, çünkü siz kendi kendinize anlattığınız zaman insanlar inanmıyor. Sizi başka biri söylediği zaman insanlar inanmaya başlıyorlar. Hocam bu kadar beklentilerin yüksek olmasında Urfalı olmasının bir yani şeyi var mı? Etkisi var mı? Şimdi şöyle, şimdi biz kadroya çok çıktık ya. Mesela geçen sene ben lider, bu sene de lider olacağım muhtemelen. Şimdi herkes kadrosunu bekliyor. Her yıl lider olur. Yok yok, şu anlamda söylüyorum. Herkes kadrosunu bekliyor bu sefer. Bitiren herkes diyor hocam bana kadro. Ya arkadaş, düne kadar 3 yıl, 4 yıl kadro alamıyordunuz. Şimdi bitir bitirmez bir 3 ay, 4 ay bekleyin. Kriterleri sağlayıp sağlamadığınızda bir bakalım. Buralarla ilgili kısımda bekleyen arkadaşlarınkini hızlı çözdük. Şimdi bu hep bu hızla gidemeyiz. Anlatması zor oluyor bazı şeyleri. Çünkü beklenti çözen ve çalışan kişiye her zaman için şunu da yap, bunu da yap. Bu şimdi buraları biri hızlı bir şekilde toparlamaya kalksa siz üçüncü işi veriyorsunuz. O işi bitirdim, dördüncü işi veriyorsunuz. Yani böyle bir beklenti. Yılların birikmiş sorunları evet. Önünüzde buldunuz. Bulduk. Bunu gerçekten öyleydi. Ama şu anda üniversite gerçekten normalleşti. Rayına oturdu. Herkes de yapacağını biliyor. Arkadaşlarımız çok güçlü hale getirdi. Kadromu ben çok güçlü tutmaya gayret ediyorum. Atadığımız insanların büyük bir kısmı dekanlarımızın hepsi genç insanlar. 40'lı yaşlarda profesör olmuş. Alanlarında en iyi olan hocalarımızı büyük bir şekilde seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar 20 yıl bu üniversiteye bizzat emek sarf edecekler. Bu emeği sarf ederken bizim liderliğimizde beraber ne yapılacağını, benim Haran Üniversitesi'ndeki en büyük mirasım ne olacak biliyor musunuz? İnsan yetiştirmek olacak. Ben üniversiteden 4 yıl sonra ya da başka bir şekilde ayrıldığım zaman 200'e yakın üst düzey rektör olabilecek kişi yetiştirmenin arzusu içerisinde. Bu bakış açısını, bu vizyonu aşıladınız mı hocam? Yapıyorum işte, onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara onurize ediyoruz. Benim rektör danışman grubum kim biliyor musunuz? Kim hocam? Araştırma görevlisi grubu. Millet bana kız hocam diyor, bu kadar profesör var, 200-300 tane profesörüz, bizden kurmak. Ya dedim, o gün toplantı yapmıştık Ziraat Fakültesi'nde. Dedim, ben dahil hepimiz dedim 10 yıl içinde emekliyiz. Üniversiteyi biz mi kuracağız? Biz mi yöneteceğiz? Araştırma görevlisi gençlik mi yönetecek? O arkadaş araştırma görevlisi 40 yıl kalacak. En gençleri bendim, 10 yıl kalacağım. Ya bu bir genç kaçtı. Evet. Yani bunu yapmamız lazım. Yani ben bu üniversitenin yarını değilim. Bu üniversitenin yarına değer vermem lazım. Şimdi ben gittiğim zaman... Çok farklı bir bakış açısı aslında evet. Hocamın dile getirdiği. Yani ve çok güzel, kıymetli bir bakış kıymet açısı. Tabii kesinlikle kıymetli. Yani o yüzden ben gençlere... Ben öğrenci odaklıyım diyorum, öğrencinin içinde oturuyorum. Hiçbir rektör öğrencinin içinde oturmaz. Diyorum, ne istiyorsunuz? Mesela çok üzüldüğüm işlerden bir tanesi, biz ikinci kütüphaneleşmeye çalışıyoruz. Öğrenciden bir tanesi, hocam burası iyi güzel avame olur dedi. Ben gülümsedim, bakarız dedim. Tamam mı? Ben ikinci kütüphaneye gitti, avame kaldı. Ama bugün öğrenciler, rektör hocamızı yayın konumuz alacağız. Hocamızdan ne istiyorsunuz dediğimizde ulaşımdan da şikayet ediyorlar. Evet, otobüs istiyorsan birkaç tane şey var ulaşımla ilgili. Geçmiş dönemde orada şey varmış hocam. 112'nin bir merkezi varmış evet. Galiba. Onun tekrar kurulmasını istiyorlar. Onun dışında barınma sorundu. Onu büyük ölçüde çözdük. Ama çok bir şükür. İzleyicimizin önerisi var hocam bu anlamda. Tabii üniversitenin şeyinde var mı, yönetmeliğinde bilmiyorum ama üniversitemizin alanı çok geniş diyor. Üniversiteye diyor hem katkı sunabilecek hem de öğrencilerin yurt problemine, Sayın Mahmut Bey'di zannedersen izleyicimizin sorusu. Buradan diyor arazileri bir anlamda anlatmak istediği bu arazi satışıyla orada yurt yapılmasını sağlayabilir mi? Bu anlamda konut kiraları çok yüksek diyor. Hem üniversiteye gelir getirecek hem öğrencinin diyor konaklamasına da diyor yarar sağlayacak diyor. Üniversite içerisindeki alanlardan biri diyor satılabilir mi yurt yapılması için diyor. Şimdi orada bizim üniversitemizin kendisine ait tapulu yerleri var ama büyük bir kısmı eğitim tahsiste. Evet. Şimdi eğitim tahsisi olan bir şeyi siz eğitimin dışında kullanmaya karar verdiğinizde milli emlaka geri dönüyor.
O yüzden bizim oradaki alanımız sanıldığı kadar tapulu arazimiz, çok fazla bir tapulu arazimiz yok. Onlar da yolla üniversite arasındaki belli bir bölgeye sıkıştırılmış durumda. Ama benim şöyle bir teklifim var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teklif ettik. Bu yolda benim problemim değil aslında. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın buralarla ilgili kısımda otobüs taleplerimiz var. Geçen sene sağ olsun Zeynel Bey ile beraber biz Karaköprü'den 90K'yı, ondan sonra Maşuk'tan 90M'yi, ondan sonra Eyüpiye'den 90E'yi koyduk. Hatta Zeynel Bey'e yanlış bilgi veriyorlardı. Diyorlardı ki ya işte öğrenci buradan çok gelmez bu servisler. Ben de kendisine şunu söylemiştim. Başkanım dedim beraber yolculuk ederim. Eğer sizin dediğiniz gibi ise ben bu otobüsü bir daha sizden talep etmeyeceğim. Özür dileyeceğim, çıkacağım. Ama benim dediğim gibi ise siz gözünüzle görün. Burası bir tane ise bir tane, üç tane ise üç tane. İnanın kendisi gezdikten sonra üç tane koydu. Bugün yine yetmiyor olmalı ki öğrencinin biri mesaj çekmiş hocam. İşte, soru gönderdirmiş. Diyor ki ulaşımda yaşadığımız problemden dolayı hocalarımız diyor 5-10 dakika diyor geç kalınca bizi derse almıyorlar diyor. İşte tamam biz 5000 büyütünce işte otobüslerde bilmesi lazım. Otobüs seferlerinin artması gerekiyor. Ben o yüzden, Habib Bey'e buradan özellikle sesleneyim. Ulaşım yeni ismiyle, eski ismiyle Bersan. Şimdi Ulaşım Ulaşım AŞ'nin genel müdürü Habib Bey'e de buradan selamlar olsun. Muhtemelen öğrencilerin bu sesini duyacaktır. Özellikle öğrencilerimiz bakın hocalarımız tarafından da derse alınmıyorlar. Bu sefer de devamsızlıklar olmuş oluyor. Tabii hocam Konya Torku modelini unuttuk. Onunla ilgili bir öneriniz olacak mı tabii bu özellikle? Ki. Şimdi biz tohumlarımızı etiketliyoruz. Yıllardır atıl kalan seramızı aktif hale getiriyoruz. İSOT'la ilgili kısımda çalışmaya başladık. İSOT merkezimiz kendi içerisinde ata tohumlarımızı aktif hale getirecek ve kendi içinde seramızda bu sene inşallah belli ürün desenimizi seramızda yetiştirmeye başlayacağız. Kendi içerisinde bir Harrani diye bir marka kurduk. Sütümüzü, yoğurdumuzu, ondan sonra deterjanımızı kendi içerisinde biz kendi bünyemizde kullanmaya başladık. Şehirde de satışlarını internet üzerinden satışlarımızı yapacağız. Üniversitemiz çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Yani bakıldığı zaman çünkü biz bu ürünleri kalitesinden birebir eminiz. Yani verdiğimiz zaman. Mesela şu anda zeytinyağı sıkım birimimiz aktif hale geldi. Şehrim ve Şanlıurfa'nın en iyi sıkımını inşallah Harran Üniversitesi olarak yapıyoruz. Buradaki zeytinyağlarımızı etiketleyerek buradan Harrani markası adı altında belli bir kısmı bizim zeytinlerimizin satışını gerçekleştireceğiz. Bunları da elde ettiğimiz döner sermaye öğrencilerimizin kültürel, sosyal durumları. Çünkü biliyorsunuz sistem tasarruf tedbirlerinden dolayı sıkıntıya girmiş durumda. Biz dedik ki marka değeri olan ürünlerimizi aktif hale getirelim. Bizim şu anda üniversitemiz geldiğimiz dönemden beri arkadaşlarımızla beraber üniversitede öğrenci odaklıyız dedik. Bizim şu anda kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimizin ekonomik güçlüğü çeken öğrencilerimize biz ücretsiz giyim yardım veriyoruz. Sıfır. Giriyor ayakkabı alıyor. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Giriyor aşofman alıyor. O gün bir tanesine söyledik çorap alacağım, çorap almak istemiyorum. Ya dedik al. Yani o küçük, yani orada sanki üç parça alması gerekiyor. Yok dedik ya burası sizin. Ne güzel. Mesela ben geldiğim günden beri şunu söyledim. Bir hocamız yemek yemekle ilgili kısmı saat 11. Şehirde mi yemek yiyeyim, gidip okulda mı yemek yiyeyim diye düşündüğünde gelip okulda yemek yesin. Öğrenci yemeği de hocamızın yemeği aynı yemek. Ve doyurucu bir yemek olmasına özen gösteriyoruz. Karnı doyan, sırtı pek olan her öğrenci okuluna, işine, gücüne bakar. Geldiğimizde vakfımız tamamen kapanmış durumdaydı. Vakfımızı aktif hale getirdik. Vakfımızın tek şartı var. Sadece öğrenciye yardım edebilir. Başka hiçbir şeye, mesela üniversitenin ihtiyacı olan bir şey olsa bir de harcayamıyor. Öğrenci odaklı. Sağ olsun Paydaşan Eller diye bir
grubumuz olduğu üniversite içerisinde. Bunlar kahvaltı düzenliyorlar. Öğrencilerimize burs veriyorlar. Buralardan ciddi bir şekilde hocalarımızla etkinlik sağlamaya başladılar. Finaller zamanı, bütün vizeler zamanı bu ekip pasta yaptı, börek yaptı. Öğrencilerle beraber gölün kenarında aktivasyon yapıp bunları dağıttık. Öğrenciler sınavlardan çıkınca geldiler, bunları yediler. Bahar şenliklerinde yediler. Oryantasyon yaptık. Ben oğlanı sınava orada götürdüm, görüntüyü paylaşmıştım. Oğlan üniversitenizi kazandı. İktisat Bilim, İdari Bilimler Fakültesi'nde. Özellikle yemeği söylediniz, lafınız bitsin diye bekledim. Baba yemekler harika diyor. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hem doyurucu hem hijyen konusunda. Gerçekten ben... Öğrencim var sizin üniversitenizde hocam. Dolayısıyla o konuda hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Yani eleştirdiğimiz gibi övgüye de mazhar olan konularda da övgüyle bahsetmemiz lazım. Şimdi meslek yüksek okulları yetim mi? Niye o konuda soru sormuyorsunuz diyorlar. Evet, yok. Sorular hepsini soracağız. Hepsini soracağız. Şimdi birçok ilçemizde üniversiteye bağlı meslek yüksek okullarımız var. Sizinle beraber meslek yüksek okullara da bir atağa geçti. Şimdi bakıyorum hocalarımız sahadalar, kendi branşlarında öğrencilerle işte işletmeleri buluşturuyorlar. Meslek yüksek okullarında nasıl bir değişim başladı hocam? Ben tek başarısızlığımız Ceylanpınar'da. Onun dışındaki tüm meslek yüksek okullarımız çok iyi bir durumda. Halfeti'de belediyenin yapmış olduğu iki katlı bir binayı aldık, sıfır bina. Yeniden dizayn ettik. Bizim binamız bile yoktu. Böyle bir binanın orta katında tabelesi olmayan sığıntı gibi bir yerden iki katlı Halfeti'nin en güzel yerine geçtik. Şu anda orada gastronomi merkezi kuruluyor. Bozova'da binamız yıkılmak üzereydi, yıktık. Sağ olsun bundan önceki belediye başkanımız. Kendi çabalarıyla, en büyük çabalar ona ait. Bizim hocalarımızla beraber orada yepyeni bir bina yaptılar. Gidin görün. Yani ben gördüm hocam, biliyorum. Yani Halfeti'ye gidin görün. Bireci'ye gidin görün. Gölün kenarında. Gidin gölün kenarında. Yani bakıldığı zaman. Şeyde, şimdi uygulama otelini de eski Urfa'yı, onu da hayata geçirdiniz. Evet. Orada dışarıdan gelen misafirlerimiz herhalde genelde ağırlıyorsunuz. Evet. Urfalar bazen serzenişle gösteriyorlar. Yani Urfa turizmine falan. O şekilde de herhalde Urfa turizmine hizmet veriyor. Evet, tabii ki. Şimdi değerli izleyenler, o kadar çok soru geliyor ki, çok ben kendi sorularımı kenara bıraktım. Sizden gelenleri şimdi not düşüyorum. Sürekli notları buraya alıyorum. Hocam programımızı şu anda canlı olarak yaklaşık 5000 kişi izliyor. Canlı izleyen sayısı bu şu anda. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Dolayısıyla bunun %10'unun soru gönderdiğini hesap ederseniz, bizim takdir edersiniz ki bunları sormaya, cevap almaya günler yetmeyecek. Aslında bu şu demek olur. Hocamızı inşallah böyle sık sık. Evet, beraber olalım inşallah. Yani inşallah hocam, o anlamda aslında biraz önceki yorumda onu söyledim. Acaba bu çalışmaları biz yaptığınız sırada bizlerden de eğer paylaşırsa kamuoyunda en azından daha büyük şey olacak. Hocam hastane önünde market sayısı artırılabilir mi diye bir öneri var. Başıboş köpek sorunu maalesef. Yani ülkenin problemi aslında. Evet. Şehrimizde de problemdi. Birçok kez de kap gündemi olarak da biz bunu haber yaptık. Üniversitemizde de aynı problemlerin yer aldığı konusunda izleyicilerimizden sorular gelmiş. Kesinlikle. Bununla ilgili bir önlem alınabilir mi diye sormuş ve hastane önündeki market sayısı artırılabilir mi? Ama önemli bir konu eğitimle ilgili. Özellikle laboratuvarlarla ilgili hocam. Yeni laboratuvarlar açılabilecek mi? Bu anlamda eksiklikler olduğunu öğrencileri tarafından bize iletildi şimdi siz program içerisinde konuşurken. Bununla ilgili de sizden cevap beklerler hocam. Tamam. Şimdi başıboş köpeklerden başlayalım. Evet. Şimdi bakın. Bana yurt soruluyor, yurttaki yemek soruluyor, otobüs soruluyor, köpek soruluyor. Bunların hiçbiri Harran Üniversitesi'nin rektörünün ukdesinde olan işler değil. Evet. Şimdi bunu bir kere ayırmak lazım. Biz de rica ediyoruz. Yani diyoruz ki köpekleri biz toplarsak olmaz zaten. Bu doğru. Çünkü benim alanım değil. Şimdi bir belediyecinin gelip derse girmesi gibi olur. O da onun alanı değil. O yüzden ama en üzücü işlerden bir tanesi, Harran Üniversitesi'nin duvarı yok. Evet.
Yani şimdi söyleyince aklımıza geldi. Yani öyle bir şey yok. Evet, duvarı, istinat duvarı yok üniversite yani etrafında. Evet. Yani 32 yıllık bir üniversitesiniz. Bir tanesi gelip bu üniversitenin bir duvarını yapalım. Gireni çıkanını belli olsun dememiş. Biz bunu geçen sene bütçeye koydurduk. Duvar istedik. Bu tasarruf tedbirleri olmasaydı almıştık. Yani işte sorunlarla ilgilenmek lazım. Yani bakıldığı zaman, olaylara böyle baktığınız zaman, şimdi siz köpekleri toplasanız ne oluyor? İki gün sonra bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Yani çözüm mantığı yok. Bir tek Yenişehir kampüsümüzün bir duvarı var. İYİBİ'nin de duvarı yok. Yani şimdi yani bunlar inşallah en kısa sürede birlikte bunu çözmenin yollarını arıyoruz. Yani bazı bir bakıyorsunuz ki biz gerçekten başka yerlerde bizim birinci önceliğimiz eğitim ama bu eğitimi yaparken bazı şeyleri gözden kaçırmışlar. Bunlara ben her zaman söylüyorum. Bazen eleştiri anlamında değil. Diyorum ki onlara nasip olmamış. İnşallah bize nasip i̇nşallah, olacak. Inşallah. Biz bunları da yapacağız. Biz bunlardan da korkmuyoruz. Yani şimdi ikinci sorunuz laboratuvarlarla ilgili evet, kısımda. Öyle. Şimdi eğitim, öğretimi ve projelerimize biz çok önem verdik. Niye önem verdik? Çünkü sizin bir bütçeniz var. Bu bütçenizin belli bir kısmını kullanmakla alakalı kısımda. Şimdi bizim TÜBİTAK projeleriyle ilgili kısımdaki başarımız şöyle bir başarı. 2005'ten görevi alıncaya kadar 19 tane TÜBİTAK 1001 projesi var Harran Üniversitesi'nin. Toplam. Sadece geldiğimiz yıl 11 tane çıkardık TÜBİTAK 1001. Bu sene 24 tane, 25 tane çıkardık. Bir Teknofest başarısı da var. O bambaşka bir şey. Evet, onu soracağım ama bir Teknofest'in de Urfa'ya da yapılması için hocam en azından bir girişiniz de olsun ya diye. Bundan önce giden öğrencilerimize destek vermemiştik. Ben geldi çocukları odamda ağırladım, tebrik ettim, yol masraflarını kabul ettik. Harika. Öğrencilerle ilgili Teknokent üzerinden ekip kurduk. Şu anda bizim bir ekibimiz bir dahaki yılın Teknofest'i ile ilgili çalışmalara başladı. Şimdiden başladı. TEDEP, Teknofest gibi onlarda hocam o ne dünyada başarılarımız nedir diye soracaktım. Evet. Sakarya'ya girdi ama URAP'la TEDEP'i de unutmamak lazım. Ama Teknofest'in de oradaki başarının haricinde bir Teknofest'i de kendi şehrimizde yaparak ben en büyük arzum o. Onunla ilgili bir tweet de atmıştım. Evet. Şimdi ama bir tek üniversitemiz yalnız kalmamalı. Tabii ki. Yani ticaret odamız, efendime söyleyeyim, sivil toplum kuruluşlarımızın zaten yerel yönetimlerimiz, idare vesaire. Bunlar milletvekillerimiz, bürokratlarımız. Bir bütün olursak yapamayacağımız bir şey yok. Şimdi bakın, şunu gösteriyoruz biz. En önemli işlerden bir tanesi. Dünya Neolitik Kongresi ilk kez Harran Üniversitesi'nde, evet. Şanlıurfa'da olabilir. Bir kez dünyada ve Harran Üniversitesi'nde. Evet. Güneydoğu, Akile'de çıktık aslında. Güneydoğu Kariyer Fuarı Aralık ayının sonunda burada olabiliyor. Teknofest niye olamaz? Neden olmaz? Çünkü haklı nedenlerimiz de var hocam. Yani işte yok, Teknofest'in üniversitesi. Ama bundan önce siz bir şeyleri emare göstermezseniz, hı-hı, şimdi bir çocuk okuyacak emare göstermiyorsa o çocuğu okutmaya çalışmıyor ailesi. Şimdi biz bu emareleri göstermeye başladık. Artık böyle bir organizasyonu biz yaparız. Ya artık, gönül rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Artık Harran Üniversitesi tarımdan turizme, sanayiye kadar bu şehre yazılıma kadar birçok konuda artık liderlik yapıyor, yol gösteriyor diyebilir miyiz? Herhalde bu ilk adımlar. Doğru mu? Kesinlikle. Ben öyle değerlendiriyorum. Ayağa kalktık. İnşallah yürüyoruz şu anda. İnşallah bundan sonra koşacağız. Yani çünkü 1,5 yıl en zor yılımızdır bizim geldiğimizde. Çünkü kafalarda ve duvarlar vardı. Bir şey olunca hocam diyor bundan bir şey olmaz. Hiç uğraşma. Biz TÜBİTAK Başkanı'nı getirdik. Evet. Hasan Mandal Hoca'yı. Evet. Hocalar ne dediler biliyor musun? TÜBİTAK Başkanı'nın yüzüne. Biz gönderdik diyor, hiç kabul etmediniz diyor. Biz TÜBİTAK yazmayacağız. Bugün ben kimseye TÜBİTAK yaz demiyorum. 50'den fazla TÜBİTAK projem var. Harika. 42 milyonun üzerinde para girişi olmuş. Harika. Bir önceki dönemde hocam sizinle ilgili değil, TÜBİTAK'la benim yapmış olduğum görüşmelerde Türkiye'de bunu özellikle belirtiyorum. Sizin döneminizde arttı. En az TÜBİTAK müracaatı olan iller arasındaydık hocam maalesef.
Yani bunu Gönül, yani bugünkü başarınızı da konuşmamız lazım. Şimdi, yani bunu da söylememiz gerekiyor. Bu aralar çok önemli bir soru daha var. Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz geçen Urfa'ya geldiğinde yeni bir GAP eylem planı açıklayacaklarını söylediler. Harar Üniversitesi olarak yeni eylem planında yer almasını istediğiniz hususlar neler? Üniversiteniz olarak bu konuda bir çalışmamız var mı? Evet. Şimdi bizim bu açılışımızda Türk Hava Yolları bu bölgede yetişmiş ata tohumuyla ekmek yaptı, dağıtıyor. Dağıtıyor. Tohumu nerede? Bu bölge. Biz. Evet. Artık bakın, Türk Hava Yolları gibi bir marka Harran ve Harran'ın topraklarına yetişmiş tohumdan övünüyor ve tanıtımını yapıyor. Demin dediğimiz bu. Artık bu şehir, bu il, bu üniversite zincirlerinden kurtuldu. Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, biz ilk geldiğimizde onu söyleyelim. Kafanızı değiştirin arkadaşlar. Bu kafayla biz bir yere gidemeyiz. Bakış açımız şu, ya ilk olacağız ya en iyi olacağız. Şu anda ilkleri yapan bir üniversiteyim ben. İnşallah da zaman ortalamasında ilkleri yapan ve en iyi üniversite haline gelmenin yolunu arayacağız. Bunu yaptığımız zaman bir yerlere doğru geliyoruz. Bunu tek başına biz üniversite olarak değil. Vali Bey yanımızda. Vali Bey diyor ki, eğitim benim birinci önceliğimdir. Bu süper bir şey. Sağ olsunlar, evet. Belediye başkanına gittiğimiz zaman, başkanım böyle bir problem var öğrencilerimizle ilgili. Hocam ne diyorsa onu yapın diyor. Sağ olsun. Yani şimdi bu başarıyı getiriyor. Yoksa hafif raylı sistem. Hocam diyor, mutlaka yapılmalı. Projesini çiziyoruz. Projesini ekliyoruz. Bunu Kasım Bey bizzat söyledi. Zeynep Bey de bu proje üzerinde ciddi çalıştı. Kimse yok demiyor artık üniversiteye. İnşallah siz demin toprak istemiştiniz ya. Ben Kasım Bey'e de, Zeynep Bey'e de onu söyledim. Dedim, üniversiteyi de şehir arasındaki alanı açın. Üst kısmı. Oteller, yurtlar, insanlar, hocalarımız 30 kilometre gidip geliyor. Kampüsün yanında düzgün evler olmuş olsa hocalar orada oturur. Herkes lojmana gelmez. Vallahi artık trafikte sıkışmaz. Trafik sıkışmaz. Şimdi yol iki gidiş, iki geliş. Bunun dörder gitmesi lazım. Artık bu üniversiteyi bir yere getireceksek, Harun Üniversitesi Rektörü olarak ben bir yere getiremem. Bunu belediyeyle de getirmemiz lazım. Sayın Valimizle beraber olmamız lazım. Sizlerle beraber olmamız lazım. Yani o iki şerit gidiş, iki şerit. Şu anda trafik var. Sınav olduğu zaman o yol tıkanıyor. Evet. Şimdi, onu da gördük hocam, onu da paylaştık. Bu arada yine konuyla alakadar olduğu için araya gireceğim. Bu kadar çok özürüm izleyicilerden. Sizin daha çok bu ekranlarda olmanız lazım. Evet. Yani çok özür dilerim. Hepsini soracağım dedim ama hepsini sorma şansım yok. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Şimdi öğretmenler sabahki dersler için öğrencilere geç gelmek konusunda daha hoşgörülü olmalı. Sabah 8'de başlayan dersler olduğu söyleniyor. Tamam, biz söyleriz. Hocalarımıza rica ederiz. Hocalarımıza bu anlarda. Evet. Sevgili Mahmut Tosun, az önceki o sormuş olduğum, iletmiş olduğum konuyla ilgili. Mutlu Bey, yurt yapacak hayırsever yok mu? Üniversite mülkünü satmasın. Hayırseverler yapsa, üniversite cüzi bir kira alsa, Urfa'daki kurumlar yüzer yataklı yurt yapsa bu çocuklar o kadar yol gitmez diyor. Hocam, sizin mülkünüzü satmadan arazinizde yurt yapacak yer var mı? Hayırseverlere seslenelim. İşte ben aynı söylüyorum. Şu anda yurtla ilgili sıkıntı yok. Ben aslında şurada bir araya girmek istiyorum. Çok güzel, evet, bir konuya değindim Mutlu. Şimdi benim çocuğum Muğla Üniversitesi'nde okuyor. Muğla Üniversitesi'nin adı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Evet. Bir hayırsever kampüsü yaptığı için, işte vakıf kurduğu için ismi vermiş. Hocam, Urfa birçok zengin iş adamımız var. Yani aslında anladınız. Yani bu kadar sermayesi olan, bu kadar zengine olan insan ne sahibiz? Bunların üniversite bir katkısı var mı, yok mu ya da ki yok? Biz bekliyoruz. Olmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi şöyle, onu biz seslenelim. Mesela program kapanışınızda Urfa'lı hayırseverlere, evet, zengin iş adamlarına seslenelim. Lütfen, üniversitemiz hepimiz. Arkadaşlar, ben Bitlis Eren Üniversitesi'nin rektörü, bizim hocamız, eğitim fakültesinden Profesör Doktor Necmettin Elmastaş hocamız. Bizi zaten Urfa'ya geldiğinde
kadrosu da bizde. Bizi her seferinde ziyaret ediyor, davet ediyordu. Geçen kendisi ziyarete gittik. Üniversitenin ismi Bitlis Eren Üniversitesi. Ahmet Eren diye 1969'da İstanbul'a taşınmış aile. Bitlis'te yaşamıyordur. Diyor ki, hocam diyor çatı aksa o aileye söylüyoruz. Diyor ki bize söyleyin yapalım. Size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben inanamadım. Orası turizmde ihtisas üniversitesi olmuş. Turizmle ilgili kısımda turizm meslek yüksekokulu ve fakülteye çevirmeye çalışıyorlar. Kendilerinden şey istemişler. 4-5 katlı bir uygulama oteli istemişler. Ahmet Eren ne demiş olabilir? Hayal mi demiş hocam? Şöyle demiş. Demiş ki 4-5 katlı bize yakışmaz. Ben bir Sheraton koruyayım. Sheraton'da size bağışlayayım. Dedim vallahi bir şey söyleyemeyeceğim. İnanılmaz bir şey hocam. Yani ondan sonra dedi ki hocam dedi misafirlerimizi almak için araç lazım oldu havaalanından. Dedi ki ne yapalım? Dedi ki Ahmet Eren'e söyleyelim. Dedi ki Ahmet Eren'e söyledik. Dedi ki ya bize dedik misafirlerimiz gelsin diye bir araç gönder. Dedi o VIP araçları var ya. Onlardan bir tane gönderdi. Teşekkür ettik. Nereye gönderelim dedik. Dedi üniversitede kalsın. Ben bir şey söylemiyorum artık. Söyleyecek bir şey kalmadı hocam. Yani Selçuk Üniversitesi'nde çok mükemmel, işte. Bu hayırseverlik konusunda mükemmel örnekleri var Konya'da. Kayseri. Kayseri bilmiyorum ama şeyi... Kayseri'de her fakültenin ismi bir hayırseverin ismi. İtafen. Yani gidiyorsunuz, söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ailenizde birinin hayırına bir şey yapmayacak mısınız? Diyor ki hocam söyle yerini göster, okulu yapayım. Bizde... işte taziyede bu kadar insan geldi, bu kadar yemek parası harcadık, düğünde bu kadar para saçtık. Ama bu kadar öğrencimiz, bu kadar gencimiz varken aslında hayırseverlerimizin de gerçekten artık adım atması gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben cami de yapılsın, taziyevi de yapılsın, okulda yapılsın ama üniversiteye binada yapılsın. Evet, sağlık eğitim hocam, bizim ben. İçin birinci öncelik. Bu kadar gencimiz var, bu kadar insanımız var. Bu insanların mutlaka eğitim almaları lazım. Bu hayır bitmez. Gerçekten. Hocam izleyicimiz, ben hangisini ben seçmeye çalışıyorum da, yani bitmiyor, değerli hocam, izleyenler hepsini soracağız da dedik. Başka programların tamam, da... Tamam ben kısa tutacağım, hemen çok çok kısa hocam sonra. Hocam Harran'a çok güzel bir gastronomi merkezi kazandırıldı, buraya da uygulama oteli kazandırılamaz mı diye bir öneri gelmiş. Bir başka, aynı saatte denk gelen dersler var, bunlarla ilgili birine gitsek, birine gitmesek devamsızlık oluyor diyor hocam. Bir öğrenciniz böyle bir mesaj mutlu göndermiş. Öğrenci sözcüsü gibi. Ama ne yapalım? Duyuru yapınca hocam öğrencileriniz de isterse, siz de görmüşken bizim aracımızla iletmişler. Bir başka izleyicimiz, Halil Dadaş izleyicimiz de farklı bir konuya değinmiş. Konuya Harran Eğitim Kooperatif Personelin tazminat hakları verilmiyor. O kadar çalışan neden perişan edildi? Bu kul hakkı değil mi demiş. Üç soru. Değerli izleyenler lütfen artık bunu söylemek hoş değil ama sorularınızı gönderin. Programımızı kapatacağız. Evet, gözden kaçırmışlarım için sizden özür diliyorum. Kendime bırakmış olduğum sorularım da var. Belki bunu sadece bir tanesini sorup programımızı kapatmış olacağız. Hocam önce bunlarla ilgili cevaplarınızı. Tamam. Bir soruşturmayla ilgili bir evet. Şey var, soru var. Onu da soralım. Tamam. Şimdi tersten başlayalım. Evet, kooperatifle ilgili kısımda. Kooperatif üniversitenin ismini almasına rağmen üniversiteyle bir ilgisi yok. Evet. O yüzden biz geldiğimizde zarar ediyordu. Kooperatif kendi başına kazandığını harcamak durumunda olduğu için kendi mal varlıklarını satarak kendi kendini feshetti. Ve üniversiteden ayrıldı. Biz de onu SKS üzerinden çalıştırıyoruz. Oradaki insanlarımız da mağdur olmasın diye biz SKS üzerinden tekrar girişlerini yaptık bir kısım arkadaşlarımızın. Diğer arkadaşlarımız da bir kısmı mahkemeye vermiş durumdalar. Kooperatifin mal varlığıyla ilgili kısımda alırlar malını azdan, biz onun tarafı değiliz. Yani bizim ilgilendiren bir durumsallığı ya da üniversite ile kooperatif arasında isim benzerliğinin dışındaki yazışmalardan dolayı sadece öyle bize yazmaları söz konusu. Yani güzel bir kuruluş. Zaten adı üzerinde kooperatif. Yani evet. Siz bunun adına Harran Üniversitesi bilmem ne kooperatifi değil de Abuzittin Kooperatifi deseydiniz onun adı o olacaktı. Evet, evet. Yani ismi evet. Yanlış konulmuş. Ondan da kaynaklanan bir evet. Şey. O yüzden bizim de çok öğrencilerimizle ilgili kısımda normalde çakışan dersleri öğrenciye verilmemesi lazım.
O çakışmanın durumu şöyle, üstteki ile alttaki ders kendi içerisinde çakışma durumu oluyor. Birinci sınıfların dersleri çakışamaz. Yani siz aynı anda iki yerde olamayacağınız için çakışamaz. Ama 1 ile 2'yi ayarlayabildiğimiz kadarını ayarlıyoruz. Tabii belli bir kısmının çakışması söz konusu olacaktır. Onda da şöyle bir yöntem izleyelim. Değerli izleyicimizden rica edelim. Program sonrası ben atarsa ben hocama da iletmiş olacağım detaylı bir şekilde. Olur. Şimdi şöyle olursa olabiliyor. Şimdi ortak dersler koordinatörlüğü diye bir koordinatörlük kurduk. Şimdi ortak dersler koordinatörlüğünde sadece bir ders bir yerde açılmıyor. Evet. Aynı dersten 5 tane açılıyor. Öğrenci kendisine uyan dersleri geçsin diye şu anda yeni başlattığımız bir sistemimiz var. Bu inşallah bundan sonra arttıkça öğrencilerin bu sorunları zaman ortalaması da tamamen bitecek. Yani hep uzaktan eğitimi önemsiyoruz. Ders materyallerimizi internete koymaya başlayacağız. Ama demin de dediğimiz gibi lütfen odun atarken 1,5 yıllık çalışmalarımız var. Yani bu 1,5 yılda üniversite 5 yıldan fazla büyüdü. Bu yüzden de beklentiyi de çok yukarı çekmek istemiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı var ama bunları da her şeye yetişemeyiz. Biz sıralamaya da gidiyoruz. Biz 100 tane problemin 20 tanesini çözebildik. Diğerleri de çarpan etkisiyle 50'ye 60'a kadar inen bir çözüm mantığı oluşmaya başladı ama çözemediğimiz 50 tane problemimiz var. Mutlaka hocam problem insan oldu her yerde problem evet, var olmaya yani. Devam edecek. Şimdi her şey süt liman, her şey koşuyor. Öyle bir durumumuz yok. Aksayan yerlerimiz var, hatalarımız var. Hocam gastronomi merkezini de unutmayın. Gastronomi merkeziyle ilgili. Evet, yani uygulama oteli kısmında sizden bir öneri olarak bekliyor bir izleyicimiz. Şimdi arkadaşlar biz Osman Bey kampüsündeki eski kooperatifi taşıdığımız yerin alt kısmını kayıkhaneyi de birleştirerek bir gastronomi merkezi yeri yapıyoruz. Birkaç ay sonra öğrencilerimiz orada gastronomi ile ilgili kısımda mutfağımız. Bu da bir müjde olmuş oldu hocam en azından. Yani bunlar önemli şeyler. Yapıldı. Bu da izleyicilerimizden gelmiş. İnşallah İshak Bey kamerayla gitsin, çeksin oraları. Son derece lüks ve gölün kenarında şahane bir yeri gastronomiye kazandıracağız. Ben yakışacağına çok çok inanıyorum, yürekten inanıyorum hocam. Evet. Yani inşallah. Bu arada sevgili rejimiz bizi uyarmış sağ olsun diyor ki ben az önce 5000 kişi canlı izleyen var o sizin gördüğünüz yerde sadece 5000 kişi izliyor diyor. Sadece bir sosyal medya hesabından X'ten yaklaşık 5000 kişi diğer sosyal hesaplarımızdan da onlar ya belki de kaç bin oldu sayısı bilmiyor ben sadece buradan gördüğümü sağ söyledim. Olsun. Yani hocam hem sorularımız birikmişti hem teveccüh gösterdiler şimdi insanlar üniversitedeki faaliyetleri aslında çok çok merak ediyorlar. Şimdi programın sonuna geldik. İshak Bey, daha başka soru almıyoruz. Son bir soruyla hocamızı programı kapatacağız. Ben de zaten Sayın hocam, verdiğiniz öncelikle bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür üniversitemizin yapacağı her başarıda, her gün, her konuda yanındayız. Bundan sonra da yanında olmaya kap devam edeceğiz. Kap gündem olarak da bunu kap zaten deklare ettik. Evet. Ve biz bunu da her bir şekilde, her profunda da, bunu sadece her üniversitemize değil, Şanlıurfa'da başarı yolunda atılmış adım, daha ulaşılmamış olsa bile, biz GAP gündemi olarak geçmişten bugüne hep böyle yanında duruyoruz. Bugünden sonra da durmaya devam edeceğiz. Varsa eksiklikler, yanlışlıklarla ilgili de eleştirilerimizi, yapısal eleştirilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Malumunuz geçtiğimiz günlerde GAP gündemi sayfalarında yer alan bir haber vardı. Bütün izleyicilerimiz biz program esnasında soracak mısınız, soracak mısınız? Evet, evet. Tüm soruları soracağız diye diyor. Özellikle programın sonuna bıraktım bu konuyu. En azından izlenildiğimizi de artırmak adına yapmış olduğum bir şeydi. Sayın hocam, GAP gündemi ekranlarında, sayfalarında yer aldı. Bununla ilgili sizin görüşlerinize de yer verdik. Şimdi tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Biz bu haberi yaparken olabildikçe şehrimize zarar gelmemesi için, üniversitemize zarar gelmemesi için, kamuoyunda geniş yer bulacağını biliyoruz. İnanın üzerinde çok o kadar çalıştık ki elimizdeki donelerle, gayretlerle olabildikçe ifade edebilirken en az şekilde iddiaları yumuşatmaya çalıştık. Bununla ilgili de bir haber çalışması yaptık. Bugün detayını vermiyorum. Ne oldu diye soruyorlar. Ben size sadece bunu söyledim. Ne oldu bu aşamada soruşturma? Şimdi arkadaşlar bir şeyleri doğru yap. Eğri oturacağız. Evet. Doğru konuşacağız. Birbirimizi doğru anlayacağız. Şimdi benim 31 bin, 32 bin öğrencim var. Bu 32 bin öğrencinin hiçbirini ben seçmiyorum.
üniversite sınavından geliyorlar bana. Memurların da hiçbirini ben almıyorum. KPSS ile giriyorlar bana. Şimdi bunların içerisinde yanlış yapan olacak. Hata yapan olacak. Ama biz bunun gereğini yapacağız. Şimdi bana herhangi bir şekilde bir dilekçe, bir şikayet gelmediği sürece benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Soruşturma açsak da soruşturmanın herhangi bir kovuşturmaya gerek çıkmayacak ve kapanacak. Şimdi söylediğiniz olaylarla ilgili kısımda bizde sadece bir tane bile şikayet dilekçesi yok. Mesela en çok da üzüldüğüm benimle ilgili yalan yanlış haberler. Diyor ki videoları diyor rektör hocaya teslim ettik. Bana hiç kimse video teslim etmedi. Video yok. Yani bakıldığı zaman. Niye video yok? Bakın geçen süre içerisinde bir tane video olmuş olsaydı 10 kere çıkmıştı. Birileri oturuyorlar. İşte kendi kendilerinde bir hanımefendi gitmiş bir evde boş bir evin fotoğraflarını bir şeylerini çekmiş. Bende video var diyor. O video tutuyor başka videolara dönüyor. Yani ben bunlara gerçekten anlam veremiyorum. Ben şunu açık yüreklikle söylüyorum. Bu üniversitede bir tane hırsız yakalarsam atacağım. Bir tane ahlaksız yakalarsam atacağım. Bu üniversitede bu memlekete ihanet eden zerre adam varsa bunların düşmanı benim. Ve bunların lütfen de takipçisi olun. Bununla ilgili de elinde evrak, belge olan herkesten ben rektör olarak rica ediyorum. Bana iletin. Bunları isterseniz noterden tasdik edin, iletin. Bunların gereğini yapmazsam burada da çıktığımda da sosyal medyadan sorun. Ben de başımı eğeyim, özür dileyim. Ya da göğsümü kabartarak ben bunların gereğini yaptığını söyleyeyim. Ben gereğini yapmakla mükellefim. Ama kimseyi elimde delil olmadan suçlayamam, cezalandıramam. Herhangi bir şey de yapmam da doğru olmaz. Emniyette de yok. Yani biz dedik hadi bize vermediler, emniyete vermiş olabilirler. Emniyete yazı yazdık. Emniyetten de bize intikal eden bir şey yok. Bizim elimizdeki deliller var. Deliller de şu, öğrencilerin bazılarının işleri aksamış. Biz bunlarla ilgili de gereğini yapmışız. Arkadaşı oradan almışız, başka bir yere görevlendirmişiz. İşini yapmadığı için de kafası karışık, o da savunması onu söylemiş. Ya benim ailevi problemlerim vardı, kafam karışıktı. Bunların bir kısmını ihmal etmiş olabilirim diye beyanat var. Yani o yüzden birbirimize güveneceğiz, birbirimizi seveceğiz. Hata yapan da çıkacak. Dün de çıkmıştı, bugün de olacak, yarın da olacak. Ama hata yapanı cezalandırmasını bileceğiz. Yoksa bu ülkede 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukları katlediyorlar. Ama biz bunlarla gündeme gelmek istemiyoruz. Türkiye'de gündeme gelmemeli. O şehirlerde gündeme gelmemeli. Ama suçluları bulup en büyük cezayı da onlara vermesini bilen bir yapıya evirmeliyiz şehrimizi. Yani şimdi bakın ben size en büyük iddiamı söyleyeyim. Siz bana en büyük iddiamı sormadınız. Ben sonra sakladım hocam. Peki. Bakın hocam hala sorular geliyor. Evet, hala size yani bu kadar. Çok teşekkür ederim değerli izleyenler. Beysak Bey siz sorun ben artık yetiştiremeyeceğim. Rektör hocamız hocam size övgüler de geliyor. Evet. Eleştiriler de geliyor. Beklentiler şey de geliyor vesaire. Sağ olsun bunlar. Hocam şunu söyledi programa davet ederken. İstediğiniz her şeyi sorun. Yani mümkün mertebe ulaşabildiğim kadar her şeyi cevaplayacağım dedi. Sağ olsun. Süremizin yettiği kadar ki iki katını da açtık. Her şeyi sorduk. Hocamız da her şeyi açık yürekle cevapladı. Evet hocam, en büyük iddianız ve hayaliniz diyelim. Şimdi hayalim demin söylediğim gibi hukuk fakültesini açmak ve ikinci üniversiteyi buraya kazandırmak. Benim baştan beri söylediğim hayalim bu. İddiam da bir dahaki sene Güneydoğu'nun lider üniversitesiyim. Hocam biz bu iddiaların da takipçisi olacağız. Yok. Yani, sayısal. Kural sıralaması söylüyor. Evet. Yani şu anda Türkiye sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 38. Evet. Tüm 208 üniversite arasında çok 46. Ve 9 puan ileriye doğru gidiyor. Her aşamada bu geçen senenin 11 tanesi. Bu sene 23, 50 taneden fazla TÜBİTAK projem var benim. Bu söylediğimi yaptığımı düşündüğüm için söylüyorum. Evet.
Yani bir dahaki açıklandığı zaman göreceksiniz. Güneydoğu'nun İnşallah sıralamadaki en öndeki yeriyiz. Bak İç Anadolu demiyoruz. Ankara'ya geçemem. Ama Ankara dışındakilerinde bir dahaki yıl Ankara dışındaki İç Anadolu'da da en iyi üniversiteyiz. İnşallah. Doğu'da şey var. Ne onun adı? Rakip gördüğünüz üniversite var mı hocam? Rakip gördüğümüz üniversite ilk 20 üniversite. Evet. Onun dışındakiler oraya gireceğiz. Orası Şampiyonlar Ligi. Evet. Hocam programımızı sürekli izleyen bir izleyicimiz bir öneri şey yapmış aslında, bir yorum katmış. Onu geçemeyeceğim. Okulun kötü olarak görülmesinin temel nedeni öğrencilerin zaten okul kötü diyerek kendi tembelliklerini meşru göstermeye çalışmaları ve bu tutumlarıyla okulun gelişimine engel olmalarıdır diyor. Gerçekten bu izleyicimizin yani sağ olsun bütün programımızı çok güzel bir tespit. Bu anlamda da aslında o öğrencilerimizin de aslında, bunu yapmaması gerekiyor. Aslında rektör hocam burada bir istikamet gösteriyor. Evet. Kendimize inanıyoruz. Ve çok hocam ben iddialarını aldım. Kapanışta söyleyeceğim neler yaptıklarını. Kendisine inanması gerekiyor. Yani ben diyorum bak Güneydoğu'nun lider üniversitesi olacağım diyorum seneye. Dahası var mı? Değerli öğrenciler bu mesaj da size aslında. Nasıl bir üniversitede okuduğunuzu siz de görün. Bir yere siz de buna yani. İnanın. Evet. Güneydoğu'da bir yere gelinecekse adres belli. Evet. Yani lider üniversite varken ikinci, üçüncüye gitmeyin diyeceğim bir dahaki sene. Hocam unutunuzdan gözden kaçan bir şey varsa paylaşırsanız ben programı kapatacağım. Evet. Bir saatini almıştık. Yarım saat eklemek o kadar eklemek istediklerinizi alalım. Demin dediğimiz gibi birbirimizi sever, birbirimize sahip çıkar, birbirimizin moralini bozmazsak çok şeyler yapabileceğimiz bir yerdeyiz. 2025'te yazılımlarını kendi yazan ve şu anda 25 tane, 26 tane üniversiteye ortak yazılım geliştirmekle ilgili liderlik yapıyorum ben. Yani Bitlis'e gittik derken Bitlis'te bunu imzaladık. Siirt'e gittik bunu imzaladık. İstanbul Üniversitesi'ne gittik bunu imzaladık. Çankırı Üniversitesi'nin programlarını ben kuruyorum. Adıyaman Üniversitesi serverları yok. Diyorum ki serverlarını ben alayım. Kendi bünyemden kurayım. Sen alınca kendim kurarız. Tam bununla ilgili de hocam yapmış olduğunuz gelişmeyle ilgili Alişen bir sosyal medya hesabından paylaşımı bize göndermiş. O Harran Üniversitesi personeli işe zamanında gidip gelebilmesi adına önce katlı sistem kullanıyordur ki bu hala birçok kamu kurumunda yok. Şimdi daha üst bir levele geçmiş. Yapay yüz tanıma sistemine geçmişsiniz hocam. Hırsızlık yapmak istemeyen her kurum bunu kullanır diyor. Herhalde sizin yazınıza ait bir şey. Alişen paylaşmış. Bunu da bizlere atmış. Paylaşmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür daha sık bu ekranlarda bu çalışmaları anlatmanız için sizi görmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey karar vermiştim ben. Şimdi geldiğimde yapacaklarımı anlatmayacağım dedim. Biraz süre vereceğim kendime. Yaptıklarımı anlatacağım. Şimdi biz şu ana kadar konuştuklarımızın büyük bir çoğunluğu yaptıklarımız. Yani şunu olacak, bu olacak, cakla değil. Yaptık, ettik. İnşallah önümüzdeki yıl göreceksiniz dediğimiz işlerden bahsettik. Yani çünkü en büyük problemlerden bir tanesi laf ağızdan çıkmadan önce size ait ama çıktıktan sonra bu bir iddia. Bunun gereğini yapmak zorundasınız. O yüzden ben birine bir şey söylüyorum. Diyorum ki ben Harran Üniversitesi rektörü olarak tehdit etmem. Yapacağımı söylerim. Bir şeyi ben söylüyorsam o olacaktır. O yüzden dikkatli konuşun benimle. Çünkü bir şeyi söylemekle ilgili kısım da biz temsil ettiğimiz makamla alakalı doğru şeyleri söylemem lazım. Ben şimdi boşu boşuna bir şeyi iddia edemem burada. Yarın verilerle, siz bana sorduğunuz zaman verilerle Vurap sıralamasının şimdi açılışımızı yapacağız. Bu verilerimizi paylaşacağız. Hocalarımıza cübbe giydireceğiz. Buradaki başarıları taşlandıracağız. Hocalarımıza da, öğrencilerimize de örnek olmanın yollarını arayacağız. Ben şunu söylüyorum öğrencilerimize. Biz kendileri için varız. Ve ben rektör olarak da öğrenci odaklı olarak öğrencinin rahat etmesi, kampüs içerisinde en iyi şekilde hayat geçirmesi için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Ekip olarak da çok güçlüyüz. Kendimize güveniyoruz. İnşallah Harran Üniversitesi, Şanlıurfa lider bir şehir olacak. İnşallah. Biz de Şanlı'na yakışır bir şekilde Urfa'mızın lider bir üniversite Güneydoğu'da bir dahaki yıl sıralamada en önde olmanın yolunu arayacağız. Bunun sözünü de inşallah ben buradan veriyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
davetimize icabet ettiniz, geldiniz. Üniversitemizle ilgili istatistik bilgileri paylaştınız, sorularımızı cevaplandırdınız. Sağ olun, var olun. Sapık kapanış, açılış bana oldu. Kapanışı da bana yapmayacağız. Bana olsun. Çünkü o bazı önemli başlıklar çıktı hocamızın konuşmasında. Lütfen. Bu arada izleyici sayımız da sürekli arttı. Hocam ekranda gördükçe herhalde izleyici sayımız da artıyor. Ben de size teşekkür ediyorum. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İleriki dönemde, günlerde yeni gelişmelerle kamuoyuyla paylaşmak adına hep beraber sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Harun Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor Tahir Güllüoğlu'nu konuk ettik. Bu akşam da programımızda öne çıkan başlıkları sıralayarak programı kapatmak istiyorum. Sayın hocamız Şanlıurfa için bir müjdeyi verdi. Bu müjde neydi? Hukuk Fakültesi'nin Şanlıurfa'ya kazandırılmasıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına bakıyor. Onun yanına gitmiş dosyamız. Şanlıurfa'ya ikinci bir üniversite kazandırıyoruz dedi. Bu çok önemli bir Şanlıurfa'nın gündemindeydi. İkinci üniversite hep diyorduk. Mevcut nüfus paralel artışımıza, genç nüfusumuza göre ikinci üniversiteyi kazandırıyor. Ve önemli bir iddiaydı. Önümüzdeki yıl Güneydoğu'nun lider üniversitesiyiz diyor. Bu çok önemli. Hakkında da takip edeceğiz. Harun Üniversitesi'nde gastronomi merkezini kurduklarını, çalışmalarını devam ettiğini, çok lüks, çok güzel bir gastronomi merkezi kurulduğunu müjdesini bizlerle paylaştı. TÜBİTAK'tan geçmiş yıllara göre çok ciddi anlamda projeler alındığını, bu başarıyı bizimle paylaştı. Ve Neurotik Kongre sonra, aslında halen devam eden Neurotik Kongre'nin bir kazanımını bahsetti hocam. Neydi hocam bu şeyimiz? Biz daha bir kariyer fuarını mı düzenliyoruz? Evet, Allah kahretsin. Evet. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Güneydoğu Kariyer Fuarı'nı inşallah 26-27 Aralık'ta Şanlıurfa'da yine şu anda Neurotik Kongremizi yaptığımız yerde düzenleyeceğiz. Evet hocam. Onun da hep beraber üstesinden en güzel şekilde geleceğimize inanıyoruz. Evet. Yani üniversitemiz bu anlamda çok ciddi anlamda çalışmalar yürütmüş. Bu çalışmalarını, yaptığı başarılı çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir gündemde yeni konuklarla sizlerle olmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.